Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var. Gazetelerinde köşe başlarını tutmuşlar. Öyle bir noktaya geldi ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi. Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Vatandaş doğal olarak yarın nasıl besleneceğim diye sokağa çıktı. Alışverişe çıktı. Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya. Kimisi geri zekalı dedi. Kimisi ayılar dedi. Kimisi lümpen dedi aşağılamaya başladılar bu kibir abideleri bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor bu kibir abideleri nerelerden besleniyorlar sarayın beslemeleri beni iyi duyun vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak benim görevimdir ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma gerizekalı diyemez ayı diyemez lümpen diyemez asla ve asla diyemez